Şimdi biz haberlerin içinde birinden atlar diğerine dalarken sevgili Yiğit İsmail Küçükkaya'nın yeni bir sabahın editörlerinden canım kardeşim. Yiğit son dakika son dakika diyor. 58 yaşındaki Mike Tyson izlediniz mi? Kalktınız mı? Türkiye saatiyle 4'te başlayacaktı. Ben haber merkezindeydim. O arkadaşlar geldi. Halk TV, Komtere'ye soruyorum bir yayın kesildi bir ne oldu derken şimdi öğrendik ki 58 yaşında ülser ameliyatı olmuştu Mike Tyson. Çalışmaları hemen bu ameliyattan sonra başlamıştı ve ringe dönmüştü. E, Paul karşısında kaybetti ama Buna kaybetti denmez. Şimdi Yiğit'in mesajlarından da görüyorum. Ben maçı izlemedim yalan olmasın. Altta gördüğünüz gibi 8 round boyunca ayakta kalmış Mike Tyson. Ve sonrasında da demiş ki mutluyum. Başkası için yapmadım. Bu maçı kendim için yaptım. Ben bahane sunmam. Bu arada bu boks mücadelelerinden sonra eğer iki isim birbirlerine karşı son derece zarif adımlar atıyorsa... ...böyle bir raki ruhu insanın içinde tekrar canlanmıyor mu? Rakibi Jack Paul de demiş ki birbirinin ayağına bastı tokatı yapıştırdı filan. Maç öncesindeki görüntüleri görmüşsünüzdür basın toplantısında. Jack Paul de Mike Tyson için tarihin en büyük boksörü olduğunu söylemiş. E, Rinkte olduğum için onurlu, e, onunla... o onur duyuyorum. O benim canımı yaktı. Ben onun canını yaktım. Maç bitti e, demiş. Yiğit hala yazıyor. Anlatayım size. Mike Tyson bir de şunu demiş. Bu benim için son değil. Daha yapacağım. Ona ne şüphe Mike Tyson yaparsın. Fiziği falan gördünüz mü? Topla şey Basın toplantısında. Zaten bir belgeselini izlemiştim. Evinin altında spor salonu var. Hurra çalışıyor adam. 8 saat 9 saat indir kaldır ağırlıkları vur e, şeye ne denir ona? Boks hamuruna vurur gibi, torbasına vurur gibi şahane kazanan 8 raundun sonunda rakibi olmuş ve Mike Tyson ringte kalmaya da devam edecek gibi görünüyor açıklamalarından. Rakibini de e, tebrik ederim Mike Tyson kazansa ne olurdu diye böyle bir konuşmuşluğumuz da var.